Merhaba, selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ürün incelemesiyle daha beraberiz. Bu videomuzda inceleyeceğimiz ürün Einhell'in TCTS1410 modeli olan 190 mm'lik bir daire testere olacak. Daire testere olarak arama yaptığınızda genelde 160 mm'lik bıçağa sahip daire testereler çıkıyor karşınıza. Bu ürünün en büyük avantajı 190 mm'lik bıçağa sahip olması. Tabii ki bu da daha derin kesimler yapabilmemizi sağlıyor. İsterseniz hiç uzatmadan ürünün kutusundan kurtulalım. Teknik özellikleriyle beraber ürünü daha yakından incelemeye devam edelim. Ürünün kutu içeriğine değinmemiz gerekirse her zaman olduğu gibi kullanım kılavuzu ve düz kesimler yapabilmek için bir adet paralellik mesnedi. Testere bıçağını değiştirebilmemizi sağlayacak bir adet alyan anahtar ve burada ürünün kendisi var. Kutu içeriğinden başka bir şey çıkmıyor. Şöyle kutudan kurtulalım. Ürünü daha yakından incelemeye devam edelim. Ürünün çok kısa teknik detaylarına değinmemiz gerekirse 190 mm'lik bir daire testere olduğunu söylemiştik ve bu bağlamda 190 mm'lik bir bıçağı var. Bu bıçağın et kalınlığı 2 mm, diş sayısı 24 diş. Modelinden de anlaşılacağı üzere 1410 watt'lık bir motor gücü var. Einhell genelde daire testerelerde model ismi olarak motor gücünü kullanıyor. Bu ürünün bir alt modeli var. TCTS1200 modeli. Onun da 1200 watt'lık bir motor gücü var. Bu ürünün 90 derecede tam dik açıda kesme derinliği 67 mm, 45 dereceyi ayarladığınızda ise 46 mm'lik bir kesim derinliği sunuyor. Toplam ağırlığı da 4.3 kilogram civarında. Ürünün bir alt modeli olan TCTS1200 modeli de burada. İki ürün arasında ne gibi farklar var diye soracak olursanız TCTS1200 modeli 1200 watt. Bu ürün ise 1410 watt. Aralarındaki en büyük farksa bıçak farkı. TCTS1200 160 mm'lik bıçağa sahip. TCTS1410 ise 190 mm'lik bıçağa sahip. Bu arada şunun da altını çizmek isterim. TCTS1200 almayı düşünen arkadaşlar varsa da kesinlikle tavsiye ederim. Eğer 190 mm'lik bıçak sizin için önemli değil, kesme derinliği bana az olsa da yeter diyorsanız 1200 modeli de fazlasıyla işinizi görecektir. Az önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum ve en ufak bir problem çıkartmadı. Teknik özelliklerinin yanında görsel olarak ne gibi farklar var diye şöyle iki ürüne yakından bakmamız gerekirse yeni olan üründe 1410 modelinde tutamak kısımları oldukça yumuşak bir malzemeden yapılmış. Bu da kullanıcının rahatlığına yönelik güzel bir şey. Bunun dışında tetiğe basmanız için açmanız gereken şu kilit mekanizması görebileceğiniz gibi her iki taraftan da basılır hale getirilmiş. Bu da sol elini kullanan kullanıcılar için oldukça bir rahatlık. Ve yine bunun dışında şurada görebileceğiniz gibi bir testere bıçağını kilitleyebileceğiniz bir mandal var. Bu mandala basarak testere bıçağını alyan vasıtasıyla sökebiliyorsunuz. Yine 45 derece ayarlamalarını da şuradaki mandallar vasıtasıyla rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz çok kısa bir ürünün sesini duyalım. Ardından birkaç kesim denemesi yapalım ve ürünün performansını daha yakından görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birkaç farklı kesim de yaptık. Benim fikrimi soracak olursanız böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa kesinlikle rahat rahat işinizi görür. Hem amatör kullanıma yönelik hem de profesyonel işlerinizde de yarı yolda bırakacak bir makine değil. Az önce yaptığımız kesimlerle tabii ki bu ürünü zorlamak, tam performansını görmek mümkün değil.
çok daha uzun süreler kullanmak, çok daha zorlu şeyler kesmek gerekiyor, zorlu parçalar kesmek gerekiyor bana sorarsanız. Ama uzun vadede başınızı ağrıtmayacak bir ürün diye düşünüyorum. Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa arkadaşlar almanızı tavsiye ederim. Benim de uzun yıllar boyunca işimi görecek bir makine gibi duruyor. Umarım almayı düşünenlere faydalı olmuştur. Sizler için güzel bir içerik olmuştur. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.